Elmasım benim. Parıl 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 yani. Her şeyim. Bir şeyin titriyor. Hakikat telefonmuş ya. Kaplama alanına girdik demek. Bacanak arıyor ya. Efendim bacanak. Oğlum elması ver bakayım. Elması ver. Saygısız ya. Nasıl sen istiyorsun? Efendim enişte. Reşat nerede? Gördün mü onu? Nerelerde o? Minarenin gölgesinde oturacakmış. Ne işi varmış camide? Ay ben ne bileyim enişte. Camiye niye gidilir? Tamam tamam, bu kalabalık etme. Tamam, kapat hadi, kapat. Yürü, camiye gidiyor. Ya ne yerdesi Münezzir Efendi? Hem çağırıyor hem bir saat bekletiyor o. Haber versene. Ben de ıhlamuru çip durum gayfede. Neyse anlat bakalım. Ne oluyor? Ne olacak? Foyan meydana çıkıverdi. Fikri Düzgün'den 1 milyon istedi. Düzgün de Reşat'a 250 teklif etmişsin deyince senin ikisine de oyun oynadığın kanaatine varıverdiler. Sen de hesap soracaklar. Yani şu Düzgün'e bak. Ne kadar karaktersiz bir insan. Ya benim konuştuğumu niye başka yerde anlatıyorum? Yani bak ben bu işten sıyırmam lazım. Zor sıyırırsın. Aa bak gelip durula. Nereden biliyorum ben bunlar benim burada olduğumu? Müezzin efendi, sen bana birazcık zaman kazandıracaksın. Ben de o sıra düşünüvereceğim. Yoksa bunlar benim karizmayı çizi çizi verecek. Hadi bakalım, hadi. Hayırdır nereye? İçeri gireceğiz. Olmaz, yeni temizledim gari. İş çıkarmayın beni. O niye ya? Misafir odası mı burası? He. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırdır müezzin efendi? Ne oluyor bakayım burada? Bir şey oldu yok imam efendi. Ne demek bir şey olduğu yok ya, bizi içeri sokmuyor. Tövbe tövbe, olur mu lan öyle şey? Aç bakayım giysinler. Tövbe tövbe ya. Şşş. Yavaş. Babuşla. Çıkar. Geç de geç. Aha. Reşat burada ya lan. Müezzin efendi, hani Reşat'ı niye aldın? Vallahi hangi ara gitti bilmiyorum. Görmedim. İyi ki de gitmedim he. Siz ne yapacaksınız bakayım Reşat'la? Ne konuşacaktınız? Azıcık bir işimiz var. He. Ona soracaklarımız var. Bize yalan söylemiş yalan. Namazını kılıversin. Namazı bitmeden olmaz. Değil mi imam efendi? Olmaz tabii. Azıcık bekleseniz. Bekleriz. Önde herkesin kaza namazı kılacağı tuttu. Siz daha bekleyeceğiniz mi? Bir zararımız mı var sana? Yok, ondan değil de. Onun yüzünden satış yapamadık be. Bunun hesabını soracağız ona. Hafta sonu geldi, boşu boşuna buralarda kaldık. Daha ne kadar kılacak bu namaz? Bilmiyorum. Allah'la kulu arasına girilmez gari. Ene. Şimdi aklıma geliverdi. Geçen gün Reşat beni dediydi. Onu kılıyor herhalde. Ne dediydi? Vallahi bir işim ne varmış. O olursa sabaha kadar namaz kılacağım dedi. Demek o iş oldu. Sabaha kadar mı? Olsun. Sabaha kadar bekleriz. Sabaha elbet namazı bitecek. Bakalım bunu soracağız. Neler anlatacak? Çok merak ediyorum doğrusu. Allah kabul etsin. Allah razı olsun Müezzin efendi. Allah kabul etsin. Sağ olasın.
saat geldi. Ben sabah ezanı okuya vereyim. Ya arkadaş, adamdaki inata bak be. Sabah oldu hala namaz kılıyor. İnattan değil lan o. Korkudan, korkudan. Tamam bak arkadaş. Mazotlu araba gibi kıldıkça açılıyor. İsmail'le siz hayalet görüveydik dediniz ya. Bu Erol da görüveymiş o hayaletten. Emin abla dedik sana be, gördük diye inanmıyor ki sen bize. Hah, buradan gireceğiz lan, durun. Yavaş. Erol. Sen nerede gördün? Ya bu Reşit'in araba yok mu? Kendi kendine gidiyor, bomboş. Sizin hayalet neye benziyordu? Yani böyle şeyin gibi. Nasıl diyeyim böyle... Buralı daha net gördüm. Böyle arabanın üzerinden ışık saçıp duruyordu. Tövbe estağfurullah. Hadi bakalım. Nineyi kaldırın da biz namazlığımızı kılalım da... üstümüzden kalkıversin bu yük. He vallahi doğru söylüyor. Yani biz dün iki rekat namazı kıldık. İnan olsun üstümüzden bütün yük kalktı. Çok şükür. İnşallah. Hadi nineyi taşıyın. Allah'ıma şükürler olsun. Bir daha da görmedik yani. İyi hadi hadi. Nene gel bakalım. Gel. Çıkarıverin bakayım. Haydi nene. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ne oluyor lan? Ne oldu? Yok lan, yok onda bir şey. Ben şimdi onu ayırdırım. Bir kova suya bak ha o. Abi öldü mü ola yoksa? Keşke ölse. Rabbim onu cennetine alı. Yok canım, öyle şey değil. Yorgunluktan mı edememiş bu? Arın bir dışarı çıkarıverin. Bir hava alsın. Emine ablaya da haber verin. Bir bakıversin buna. Hadi bakayım. Hadi dur. Hadi dur. Hadi. Haydi. Dur bakayım. Şu bile şey. Hadi. Yatırın buralara, yatırın. Yavaş, yavaş. Yavaş lan, yavaş. Açalım bakayım. Adamcağız bir havalı versin. Dur bakayım. Hindik. Normal. Aman, yorgunluktan bayılıvermiştir bu. Lan yok bunun bir şey. Oğlum şuradan bir tas su al gel, ayılır bu. Yola yatıyorum. Ya arkadaş, ne istiyorsun adamdan? Evine götürüveren de uyusun bu. Bize konuşmadan olmaz, olmaz. Ya kaçık durun bu adam. Tam 628 rekat namaz kıldı. Çüş. İki de sabah namazının sünneti, iki de sabah namazının farzı. Tam 632 ediyorum. Kendine gelince konuşursunuz. Hindi uyandım bak Günoğlu. Değil mi İmam Efendi? Evet evet uyusun bu. Sonra konuşursunuz artık siz de ne konuşacaksanız. Hadi dağılın bakayım. Hadi hadi. Hadi kaç. Dağılın. Nene. Gel. Dur dur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. İyi bayramlar. Geçme, sen birisi bırak. Geç içeri geç. Ya Allah Allah ya. Gel gel, korkma. Gel. Yapma hadi. Geç, sakin. Geç. Hadi geç bakalım hadi. Geçin. Bayılıyorum şu besleyenin kokusuna ya. Besleyen değil oğlum, feşleyen. Ha, Fatma'nın fersi ama üçüncü harfi S ile Ş arasında bir şey. Feşleyen. Aa, kolonya. Ver, ver. Dök, 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 dök. Kolonya ya. Hüküm kızım, tatlıdan sonra kayfelerimizi de yap da kayfe işi yarım kaldırdı. Hem kayfelerimizi içelim hem de adet yerini bulsun. Ya nasıl bir sıcak ya bu? Böyle bir felaket midir? Yani 100 derece falan herhalde hava yani. Tabii, şimdi bu zaman nasıl sıcak olur? Ayıracağım valla ya, yanlış anlamazsan kolonyayı biraz bocalayacağım üstüme yani. Kusura bakmayın artık. Oğlum ne demek ya doktorsun? Kafandan mı? Kafandan. Ha, seninle biraz bak. Dur şu arkama enseyi aç da abim azıcık ya. Arkadan vurduracağım ya. Maşallah. Ah daha. Oh, vallahi ya. Ne oldu oğlum iyi mi? Hortum hortum oğlum. Ya oğlum bak orada daha oraya gidi be. Arkaya kaydı, arkaya kaydı ya. Arkaya kaydı ya. Oh.
Yandı tabii canım. Yandı çocuk vallahi billaha. Olacak tabii. Nasıl motor yağı motorun çalışmasını hızlandırıyor. Golon yağı adı üstünde golonun çalışmasını hızlandırıyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Felaket yandım. Şimdi iyiyim olası. Oh. Çok fena yanı verdi ha. Oh olsun ama. Benim kalbimi yakıverdi o. Kafası yanmış çok mu? Ya var yıkanayım gelmişken ya. Acayip sıcak. Burası mı sıcak ya? Öf, şu hale bak. Bayram günü ütü yapıp durun. Oh olsun dedin emmi. Kabak sene patladı. Aba vay ya sen azıcık daha bu kafayla gidersen. Koptu gelin donunu bile ütülersin yakında ben sana de ya. Bana bak vallahi ağzını kapatıver yoksa alır ağzına yapıştır veririm ütüye. İşte onu hiç tavsiye etmiyorum. Ütünün altı çizilir. Benim dişlerde tel var ya. Sus. Kız! Abla şanınız arasın ya. Kız korkmayın bir şey olmaz. Yeni kralasyon yaptım. Bir şey yok yani sığıntı yok yani. Bu üstümde şey yapmayın hadi ver. Ver bana şu pantolu. Şunlar hala üstüler şeyleri ya ver. Korkma kız. Beyaz gül. Beyaz gül. Allah çalıştığına bak ya hadi. Hadi hadi. Ne yapıyor bu ya? Gülme. Abla aslında var ya komik adam ha. Hadi şunları toplayıverin ya. Gülmem. Tövbe yarabbim ya. Gerçi bunu patlat bak göz var orada barnağında vur pat. Önce misafirimize ver kızım. Teşekkürler sağ ol. Kızla siz bizi azıcık yalnız bırakın bakayım hadi içeri geçin. Tamam baba. Birini konuşayım bakayım. Nereye bağlıyorsunuz bu işin sonunu? Vallahi şu yani bir şey bağlamıyoruz şimdi. Peder şey olduğu için İstanbul'da olduğu için o İstanbul'dan dönmesini bekliyor. Onun haberi olmadan zaten olmaz. Yani. Olmaz. Ben fikri kabul etmezse ne olacak? Yani o kabul etmesi zaten olmaz. Olur mu lan öyle şey? İyi de üzgün bey amca. Sizin fena bir şekilde atladığınız bir konu var. Siz şimdi köylüsünüz. Adetleriniz, gelenekleriniz, görenekleriniz var. Ama şöyle bir gerçek var. Biz her ne kadar yıllardır İstanbul'da yaşıyor olsak da biz de köylüyüz. Yani genlerimiz de var buralılık. Ne olmuş buralı senin? Ben bunu biliyorum zaten. Yani demem o ki. İlk gün ne kadar bu köyün adetlerine bağlı yaşıyorsa, sizin her dediğinizi yapıyorsa, sizin sözünüzden çıkmıyorsa biz de babamızın sözünden çıkamayız. Biz böyle büyüdük yani. Bu vakit Bay Fikri'yi zorla da olsa ikna edeceğiz. Yani biz ne kadar çalışsak da yani sizin de bize bir arka çıkmanız lazım, gerekir yani. Nasıl bir arka çıkma olacak o? Ya biz arayı düzeltip pederi sizi mecbur edelim diyoruz. İyi diyorsun da nasıl olacak o iş? Şey, Ferit orası neydi şey? Ya biz buraya ne için geldik? Niye geldik hakikaten? Tarlaları satmaya. He. Ama babam sırf size olan inadı yüzünden tarlaları Reşat'a satacak bayramdan sonra. Yani ziyan olmasın mallar, satılmasın mallarım. Ziyan olacak ya, ziyan olacak yani. Biz de mallar ziyan olmasın diye ben bir plan geliştirdim. Plan şu, malları babamı satmaktan vazgeçireceğiz. Vazgeçmez o. Sabit fikirli. Vazgeçecek. Ona şöyle diyeceğiz. Mallar düzgün amcada kalacak. O ekip biçecek. Onun yetiştirdiği ekip biçtiği ürünlerin mahsullerini biz pazarlayacağız. Biz satacağız yani. İyi. İyisi şu. Yani eğer siz bize malları verirseniz biz zaten bir tane müşteri bulduk. Toptancıdan aldığımız parayı size vereceğiz. Yani üstü de bize kalacak. Nasıl geliyor size? Ne oluyor orada? Geçin bunu. Ne? Ne? Kulağa hoş geliyor o. Aferin sana. Ya yani Ferit anlatıyor diye Ferit yapmadı planı. Beraber plan yaptı. Ben de planı bayağı yüzde büyük kısmında ben de varım yani. İyi. Aferin. Tamam. Ben uyarım size. Kabul ediyorum. Verin elinizi. Ha böyle. Hadi bakalım. Süreçte zaten babam ikna etmek kolay yani. Babam olur. Senin kızı alır yani babam. Sizi ailecek ortada koymayız yani. Hiç merak etme söz yani. Söz. Vallahi bunların aklında başka bir şey var emmine. Hiç bilmiyorum. Vallahi onu Ferit abiye soracaksın artık. Söz. Benim de sözüm sözdür.
Dediğinizi yapacaksın. Gerisi size kalmış. Anlaştık mı? Ya sen merak etme dedim ya. Benim bak peder parayı sever. Sıcak parayı onun eline say bak şıkır şıkır. Bizim hangi oğlunu hangi kızını alacak şaşırır kendini yani. Para delirtir benim pederi yani. Sensin. Üstüne bir de arkadaşımla da çıkan sensin. Ben senin neyini özleyeyim ya? Ya tamam. Hatalıydı. Ben hepsini unutacağım. Sen de unut. Benim nasıl unutmamı bekliyorsun? Hem ben hatalarımdan döneceğim belki. Affettireceğim sana kendimi, ne biliyorsun. Hadi kalk dans edelim. Eğlenelim biraz. Sen git. Ben sonra gelirim. Söz mü? Söz. Öp o zaman beni. Ferit! Ya gelsene. Hadi. Öf. Abinin nesi var? Ya netten bir tane kızla tanıştı bugün. Hala onun etkisinde kaldı. Hayatına yeni biri giriyormuş. Bu ne demek şimdi ya? Cüneyt öyle söyledi. İnternetten bulmuşsun. Bu nasıl bir şekil ya? Ama bak şunu bil. İnternetten bulunan kızlardan bir hayır gelmez. Photoshoplu, güzel yüz beşli, kanarsın. Kimsin kardeşim? Sen kimsin lan? Ne oluyor? Şş, hayırdır? Ne yapıyorsun? Abi. Abisin. Abi. Abi şu lan bir dakika. Hey bir dakika Git. Ne bir dakikası kardeş? Ne oldu? Ne oldu? Hayırdır? Ulan buraya. Abi. Ulan buraya. Abi. Ulan buraya. Abi. Kardeşim çok kötü gitti. Gelsin ne olur gelsin. Çekil lan. Gel lan. Çekil lan. Saklan bana. Gel buraya. Hoş geldin sen buraya. Açılın lan. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Her şeye zıplıyorsun, başımızı belaya sokuyorsun. Abi ben nereden bileyim kızın sevgilisi olduğunu ya? Sen alışmışsın tabii böyle salon ortamlarda yaşamaya, her önüne gelene yazmaya. Burada sana farklı gelmiyor tabii. Yürü hadi eve, yürü. Vallahi abi o değil de çok pis tekmeyeldim adamlara. Şimdi benim de belim ağrıyor biraz, dur biraz ya. Ay senin elinin. Oğlum çek şu elini, deri yok sırtımda, anlamıyor musun ya? Yürü, yürü Cüneyt. Ya agalar, ya bir fikri olan var mı sorabilir miyim acaba? Ya biz kızları nasıl alacağız? Fikri dedin de aklıma geldi ha. Bu Fikri Baba'nın bize kızları isteme durumu da yalan olacak, ben size söyleyeyim ya. Ana, Fikri Baba. Ya gaza getiren Fikri Baba'yı. Nasıl olsa gaza gelen bir hali var adam. Ya konuşalım, bayramdan sonra alalım kızları ha. Bence sen hiç konuşma. He, boşa kürek sallama.
Ne diyorsunuz ya, ne alakası var? Oralı? Boş ver. Ya bak, her defasında size soruyorum. Sürekli pulu açıklamalar yapıyorum. Vay, hiç net değilsiniz ha. Ya sanki anasını satayım. Sanki büyüğünle ilgili bilmemem gereken bir şey varmış da öyle triplere giriyormuşsunuz. Hadi konuşsanıza, ben bir açıklama yapın. Aga konuşsanıza ya. Ya aman güğümünü arıyorum ben. Aga yarı yoldan döndük, merak etti şimdi kız. Buna ben son gün mesaj atmış. Ne alakası var? Bu İstanbul'un güğümünün yanında ne işi var acaba? Ne diyor bu be, ne alaka? Vallahi bilmiyorsun. İstanbullu derken hangi İstanbullu, onu söylemiş mi kardeşim? Yok aga, foto atmış. İnmiyor ki burada anasını satayım foto. Baksana, tırmalıyor. Bayram anca gelir bu. Aynı. Baksanıza, ne diyor bu? Bu çocuk iskele mi kuruyor Gülgün'e? O çocuğun tek başına kabahati yok bilesin. Nasıl? Teşkilat mı bunlar be? Ya yok oğlum, öyle değil. Yani durum şöyledir. Bu Cüneyt Gülgün'e böyle ilgi gösteriyor. Tabii Gülgün de günahı boynuna, bak yani Allah yukarıda. O yani ona karşı o da ilgi gösteriyor. Ondan öyle yani. Bence onların kimyası tutmuş. Kimya mı? Gülgün kimyadan anlamaz ki. Sözelci. Biz bunları karavanda baş başa görüverdik, sen üzülme diye söylemedik. Nerede? Karavanda. Baş başa. He, baş başa. Kısa. Güzel kardeşim, iyi mi? Değdim galiba buralım. Ben gidiyorum akala. Nereye oğlum? Ok Kamil'i Gülgün'e soracağım. Karavanla baş başa gördünüz değil mi? Baş başa. Bırak elleme. Gitsin konuşsun da kozlarını paylaşsınlar. Gülgün. Biraz gelir misin acaba ha? Bir şey konuşacağım da. Macir, ne oldu? Ya Gülgün. O kıl kuyruk Cüneyt'in sizin evde ne işi var, sorabilir miyim acaba? Ben ne bileyim. O zaten hep geliyor. Son gün çağırmış. Ha, son gün çağırmış. Değil mi? Sen beni mi yiyorsun ha? O ne demek lan indi? O ne demek? Son gün çağırmış. Son gün çağırdıysa. Son gün bana niye mi mesaj atıyor? Bak bak. Bak rahat rahat bak. Son güne bak lan. Bak son güne. Yap bir açıklama bekliyorum Gülgün. Lan sen ne demek istiyorsun? Ben seni aldatıp Cüneyt'le mi takılıyorum yani? Aa, yok. Yok yok, ben aldatıyorum demiyorum. Onu sen diyorsun Gülgün. Hatta benim hiçbir şeyden haberim yok. Cüneyt'le karavanda takılıyorsun ya. Ondan ne haberim yok? Kardeşlerim diyor bana bunu. Sen Cüneyt'le karavanda ne yapıyorsun? Onu sorabilir miyim acaba? Hem suçlusun, hem güçlüsün. Bir de üstüne vuruyorsun değil mi Gülgün? Yani biz hiçbir şey yapmıyoruz, tamam mı? Sadece fotoğraf çekmeye gittiydik. Ya sen utanmıyor musun benim namusumdan şüphe etmeye? Git buradan Macir, defol. Görmek istemiyorum seni.
Daha da karşıma çıkma. Baba ne oldu? Neye ağlayıp durun indi? Neye mi ağlıyorsun? Aha buna sor neye ağladığımı. Neye son güne soruyor? Bak nasıl susuyorum. Biliyorsun değil mi ne yaptığını? Ya sen neden benim Cüneyt'le fotoğrafımı macera yolluyorsun? Ya vallahi kötü bir şey düşünmedim Gülgün Baba. Ya ne düşündün ya ne düşündün? Benim hayatımı mahvediverdin. Ne oldu? Kavga çıkıverdi. Kimle? Benle. Beni yanlış anlayıverdi. He, yanlış anlamışmış. Vallahi kabahat hep bunda abla. Sus. Songül, beni bak. Vallahi fena yaparım ha. Ben acılar. Ne oldu lan? Hesap sormaya gittim. Gülgün beni aşağıladı. Ne oldu ki bir anlat bakayım. Bitti Vural. Ayrıldık. Hayda. Vay arkadaş ya. Ne oğlum olacağı oydu. Vallahi oydu. Ne demişler? Öfkeyle kalkan zararlı oldu. Geskin sirkede güpüne zarar be macir. Neyse. Bakacağız. Bakacağız, bulacağız bir çaresini.